Esenler Hanım, şunu söylemek istiyorum size. Müvekkilinizle ilgili miras davasını şu an henüz açtınız mı, açmadınız mı? Açtık. Şimdi malları tespit ettik. Öncelikle o paranın peşindeyiz. Onu araştırıyoruz. Bankalara yazı yazıyor galiba, doğru mu? Aynen bütün bankaların genel müdürlüklerine, Merkez Bankası'na. Aşama olarak tabii bir süreçtir bu satış işlemleri. Hani Tabii. izaleye şuyu falan bunlar bir süreç. O süreçleri atlattıktan sonra eğer bir anlaşma aralarında olmazsa mecburen malların satışına gidilecek. Tamam. Biz de süremizi bir hayli aştık. Yani İstediğiniz, şeydeki söylemek istediğiniz bir şey var mı? son bir cümleyi alalım. Abi, benim söyleyeceğim şey şu. Serenalım olayında da yaşamıştım. Şimdi burada ben bir kadına şiddet hissediyorum. Yani karşı taraf da kadın ama yani bir şiddet var sonuçta ve acı çeken bir kadın var. Ama bir başka kadından geliyor bu şiddet belki de. Evet, başka bir kadından geliyor. Yani Yani şiddet tabii ki bir iddia değil bu, ama yani ben sonuçta yani benim duyduğum iki hani taraf arasında bir telefonda duydum. şiddet var. Ama ağırlıklı olarak Zeynep Hanım'ın açıklamasına göre ben diyor şiddet gördüm, tehdit gördüm diyor. Evet, ben de Evet. kulağımla duydum. Hani buradaki tehdit olayında özellikle benim avukat olmam çok önemli bir unsur. Çünkü hani ben avukat olarak ihbarda bulunuyorum. Ben duydum bunu. Yanıma tanığım var. Hani kalkıp da Zeynep Hanım demiyor ya beni tehdit ediyorlar demiyor. Ben duydum. Ben bir kamu görevlisiyim. Kalkıp bunu niye söyleyeceğim? Demek Evet. ki bunun bir doğruluk payı var ki söylüyorum. Söyleyeceğim şey şu. Özellikle benimle ilgili bir takıntıdalar. Onun farkındayım. Ama ben Sizin böyle dişli bir avukat olmanızdan dolayı benimle ben başka ilgili takıntı. müvekkillerinizin davalarını da takip ettim. Ben biliyorsunuz çok hukukla ilgili Sağ olun. böyle cezaya sirayet etmiş davalarla ilgili çok dosyaları hem inceliyorum hem de magazinsel olaylarda da takip ediyorum. Çok Evet. dişli bir avukatsınız. Ondan dolayı bunu acaba bir ürktüler mi? Aman bu nereden buldular? Esenler Estağfurullah, Hanım'ı sağ falan olun. gibi mi düşündüler? Ne Estağfurullah. yap? Şöyle söyledi bana. Dedi ki sen dedi Seren Serengil'in de avukatıydın, araştırmışlar. O da hamileydi. Şimdi ikisi başka bir şey. Şimdi ikisi başka bir şey. Yani Seren Hanım'ın işte yüksek tansiyon hastası olması, hamile kalma çabaları, kocasının evi terk etmesi, şiddetler yani çok farklı bir şey. Ben de o noktada dedim ki hani bunu zaten siz isterseniz çözersiniz. O zaman hani kızınızın hamileliği de riskli geçmez. Onların elinde olan bir şey, benim elimde olan bir şey değil ki. Senin dedi hani hamileliği falan savunman lazım. Sen dedi farklı davranıyorsun. Yani tamamen benim üzerimden yürüdü aslında konuşmanın bir kısmı. Sen çakılacaksın. İşte biz 1.000 kişilik, bilmiyorum Türkiye'de 1.000 kişilik ofis var mı yahu? Avukat, yani 1.000 kişide avukat olan bilmiyorum ben var mıdır? Ben Bini de duymadım avukat. da yani Ben hiç siz duymadım. 1000 kişilik ofisi olan avukatla ne Olabilir. yapacaklar yani, adliye koridorunu Ya 1.000 kişilik doldurup ekibi insanları mı korkutacaklar? bilmiyorum Bu yani çok 1.000 kişi saçma bir çok şey bu saçma da. bir şey de hani Türkiye'de öyle bir sistem olduğunu zannetmiyorum. Hani varsa da takip elemanlarının falan çoğunluğu. O da önemli değil de bana şey de biz 1.000 kişilik bilmem ne avukat ekibi tuttuk. Sen çakılacaksın yere falan. Yani benim söyleyeceğim şey şu. Ben hep dürüst çalışırım ve müvekkillerimle biraz da şey oluyorum, özdeşleşiyorum. Evet. Onların Ruh istemiş hallerinin de aynen evet ayrı kol ayrı. kanat gerdiğiniz için ondan Evet. kaynaklanıyor. Zaten siz korkmuyorsanız mesele yok. Bin Ya kişi de olsa asla hiçbir şekilde korkmuyorum korkmaz ve korkmaz sonuna kadar da korkmaz Zeynep Hanım yanındayım. Bugün de korkmaz o. Yani ben Esenler Hanım'ın davalarını takip ediyorum çatır çatır vallahi hiç. peki ben başka bir şey sorayım size. buyurun. Siz Zeynep Hanım'dan para alıyor musunuz? Valla Hayır, tabii para ki almıyor hiç. ama dava sonuçlandığında miras hak ve hukuklarına Evet, ilgili yani şimdi ben hayır, sordum Zeynep Hanım'a bunu. kız Zeynep soruyor Hanım ya dedi nereden ki, buldun parayı Zeynep Hanım filan dedi diye. ki bana dedi Nur Hanım dedi ki hiçbir para talebinde bulunmadı ama ben miras haklarımı alınca hakkı neyse Evet, aynen. 10 liraysa bana dedi ki 3 lira 5 lira olur. Ben bir kadının yanındayım, siz mağdursunuz ve buna müvekkil avukat ilişkisi olarak değil bir kadının serzenişi olarak Evet. yaklaşmak istiyorum demiş Aynen Esenler öyle. Hanım. Yani hani bunları konuşmak çok şey geliyor bana ama şimdi şöyle yani bu işte ben para odaklı gitmiyorum. Tabii ki avukatlık O mesleğini karşılığında herkesten aynen alacak hani tabii ki. İşi o. bizim baromuzun da bize şey yaptı. Tabii ki mesleğinizin karşısında bir ücret alacaksınız diyorlar. Yani yaptığınız iş karşılığında. Tabii Ama ki bu ama biraz prestij işi şu gibi. anda Esenler Hanım için yani popülerlik anlamında prestiji kastetmiyorum. Bir kadının ruhuna sahip çıkma anlamında. Yani
bir annenin iki evladı arasındaki tercihinden dolayı zaten diğerinin mağduriyeti Esenler Hanım'ın ağrına gitmiştir ondan dolayı. Sulha eriştirmek için çabalamış. Hala bile mesela sen diyorsun ki inşallah ortalığı düzeltirsiniz filan diyorsun. Ben bile diyorum yani. Ben tek bir şey söyledim. Ben bile onu diyorum. Belki söylememeliydim ama o an söyledim. Çok fazla Bergüzar Hanım'ı tutarak konuşunca dedim ki siz evlatlarınızı niçin ayırıyorsunuz dedim. Söylememeliydim belki. Hani hayır avukatın... siz aslında ben biliyorum. Konuyu da biliyorum. Zeynep Hanım da söyledi. Yani siz aslında ya iki evlat arasında keşke olmasaydı aslında be Hülya Hanım. Uzlaştıralım sizi. Refleks, aynen. Bu husumet olmasın. Basına yansımasın ya vesaire dediniz. O kadar dediniz. Çok istedim ki yani hepsi bir araya gelsin. Hatta şey hocama dedim ki avukatlarına sizin ofiste toplanalım. Bu yayından hepsi sonra bir araya gelsin. Emin çay olacak. Kahve içelim inşallah. Valla yani, bakın Zeynep yani. Hanım diyor ki rezillik diyor. Rezillik, nereden evet. Bakarsanız. Nereden bakarsanız rezillik yani. Yani düşünsenize bir tarafta Koreli ailesi ünlü tipleri var işte anne, çocuk, simaları baba. Var. Şimdi bunlar niye çıksın ortaya ki? Bunlar damat, Halil, çamaşırlar. Niye Halil dökülsün? Niye dökülsün? Yani şimdi mesela ben Halit Ergenç çok sevdiğim bir insandır. Böyle bir iddialar geldiği zaman ben utanıyorum şahsen. Ne diyeyim yani? Şimdi adam ne diyecek? Çıkıp ben öyle değilim, böyleyim mi diyecek? Bunu nasıl ispatlayacak ya da ispatlamayacak? Ne yapacak yani? Ama işte birileri de bir şeyler yazıyor. Hadise şeyler... nerelere geldi? Evet, bakın görüyor musunuz? Hadise nerelere geldi? Aynen öyle. Ama anlatamadık işte dedik hani bir ailesiniz. Hani yalnız ben çok enteresan bir mesaj geldi. Yine mi? Enteresan bir iddia. Bu sefer Bergüzar Korel ve Hülya Darcan'la ilgili bunu okumayayım. Okuma. Bir sonraki programa saklayayım lütfen, isterseniz. Sonrakine. Hepsini şey yapmayalım. Ama bunu da okursam yer yerinden sallanır yani. Bu konuştuklarımızdan çok daha fazlası. Şok oldum ben burada. Vallahi. Yani bunu patlatalım mı patlatmayalım mı diye ben bile düşünürüm yani. Peki efendim ben yine şöyle düşünmeniz için fırsat vermemiz lazım. Esenler Hanım şeref verdiniz programımıza. Sizin gibi çok değerli, önemli çok bir hukukçuyu ağırladığımız için. Estağfurullah. Ben teşekkür ederiz. Sevgili moderatörüm ve ustam Savaş Kalafat'a pas atıyorum efendim. Evet, tekrar buluşmak dileğiyle.